Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarını cismonan sağlam, kuvvetli bol şey katlı harisi bo'lganlar. Mana bir qancha hadislerini körüp çıkamız. Aklı bar adam kolasa çıkarı olur adı. Resulullah her tamamen mükemmel insan bo'lgan. Cismoni, badani kuvvet hakkı diye. İmam Ahmet ve Abu Davud'lardan keltirilgen hadis. Ayşe anamız etediler. Resulullah men bilen musabakalaşken ediler. Men uzaktan ozup gittim. Çünkü 50'den ötken payette Ayşe anamız yüylengen Resulullah. Şu ayağını köyünü üçün sapardan keleyken de sizler ketip durur ileride pürüp koşundu ya ki hemrahlarını musabak oynayken yürüp 53 kekirgen erkek yaş ayağını bilen ozup gettim deydi. Keyni vakit öttü deydi aşı anamız. Mengesel göç bütkendeyken Resulullah ozup gitti. Bu haligi bilen bürubur deyip koydu. Sport mu bu? Yani kim bilen? Ayağını bilen mi? Ayrımadan ötede sport bilan deydi şugulanışlık adamı vakarıga haybatıga bizi tildi avtoritetiga doğru kemiydi yugur yürüyüşün tasarruf domlanı deydi. Resulullah ayolu bilan yugur yaptı mı? Bu kişinin gururuga haybatıga salabatıga avtoritetiga fütür yetkizmez eken. Çünkü adamlarda nazarıda karake degen ya ki Müslüman degen ama sportla şugulanmıyorken daim spas, spara işte burası sözsem in demek et orada degen şu iş dura diye adam düşünüşe alır. Bana hadislerde okuyumuz kulası alıyorlar. Çünkü bizge yani şu dinsizlik devrede dindarlar da şuna kadar düşündürüp koyuyor miyemizge. Hayır ki basa kulluk degen hani burası sözsem in demek et orada degen unakamaz. Unakamaz. Ulamalar aytishadi, Oyisha onamizni mana shu aytgan hadisida yugurib musobaqa qilishi payg'ambarimiz. Mahram bo'lgan erkak va ayollar o'rtasida musobaqa o'tkazish mumkinligiga dalil bo'ladi va bu narsa kishini viqoriga, sharafiga, ilmiga, fazliga, yoshining ulug'ligiga nomunosib degan so'zni noto'g'rilini ko'rsatib beradi. Rasulullohning manzilatidan kim manzilati baladi? Rasululloh sport bilan shug'ullangan ekan. Ya'ni ayoli bilan musobaqa qilgan ekan birodarlar. 1000 afsus bo'lsinki birodarlar, ko'pchilik musulmonlar xususan payg'ambarimizning sunnatini qilyapman deb da'vo qilayotganlar bu narsalarni bilmaydi. Sunnatga amal qilyapman deydi, o'zi qarasiz ayni sunnatni tark qilayotgan bo'ladi. Demak, bu narsa bizni viqorimizga, sharafimizga, ilmimizga, yoshimizga nima qilmas ekan? Zarar qilmas ekan. Imom Muslim va Imom Ahmaddan keltirilgan hadis. Sahobalar payg'ambarimiz bilan ana shu safarlarning birida qaytib kelishar ekan Ansorlardan bir kişi, hiç kaçan yengilmegen kişi, men bilen Madinaga birinci yetib borishlikda musobaqa qiladigan adam var mı dedi. Bu adam bir marta yengilmegen adam dedi. Demek bu musobaqa bo'lib turgan ve doim bu adam yutib turgan. Resulullah'ın sahabaları sport musobaqasından shug'ullangan. Şunda Salamat ibn Akva roziyallohu anhu, ya Resulullah, ota-onam fido bo'lsin sizga. Menga ruxsat bering, men yugurishu adam bilen dedi. Ottan tez yugurgan deyiladi Salamat ibn Akva roziyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xohishingiz bo'lsa mayli dedi. Salam aytadi, boyagi odamdan o'zib ketdim deydi. Sport musobaqa bo'lishini payg'ambarimiz nima qilyapti? Yo'lini beryapti. Yana Rukona ismli polvon. Mana Abu Davud keltirgan rivoyatda shunday deyiladi. Muhammad ibn Ali ibn Rukona rivoyat qiladi. Rukona Rasulullah bilan kurash tushdi. Rasulullah uni yiqitdilar. Qarang, bu hali musulmon emas edi Rukona. Demak, musulmon bo'lmagan odam bilan sport musobaqasini qilish mumkin. Abu Davud rivoyati shunday deyiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam batxo dedilar. Rukona ibn Yazid qo'y echkilarni haydab keldi va "Ey Muhammad, men bilan kurashga tushasanmi?" dedi. Rasulullah "Sovringa nima qo'yasan?" dedi. "Qo'ylarimdan birini" dedi. Rasulullah kürəşi yıxdıb qoydu. Ya qoymı bilmirəm kürəşdi. Ya deyən ekan, qarayın Rasulullah sport meydanı deyən birdə şap duruyor, tayyar, daim tayyar. Çünki müsəlman şunaqa bölüşlük kerak. Bir hamatda itdən qaça olmayı talanganızdan keyin yugura sportla şuğlan, birodar.
Agar kunda futbol o'ynab yurganingizda qochib ketardi salitdan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday turdi, ikkinchi marta to'ntarib qo'ydi. Uchinchi marta to'ntarib qo'ydi. Shunda u kishi aytdi, "Vallohi, meni sen yiqitmayapsan" dedi. Chunki yengilmagan bo'ladi. Meni Alloh yiqityapti dedi. Dedi-da, musulmon bo'ldi shu yerda deyiladi Abu Dovud rivoyatida. Rasululloh qo'ylarni qaytarib berdi. Sport bilan shug'ullangan ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana Uhud va boshqa g'azovatlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib ketayotgan bo'lsa, yosh bolalar ham biz ham chiqamiz siz bilan desa, Rasululloh kurashtirib yurar edi. Jismonan baquvvat bo'lsa, musulmonlar safiga askar qilib olib ketar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan biz jismonan sog'lom bo'lishimizni xohlagan. Biz qachon chiqamiz sport bilan shug'ullangani? Yo kalta yeganimizda qattiq. Yosh bola urib qo'ydi deydi. Yo o'tirib turishga qiylanib qolganimizda, yugurmasam bo'lmaydi deb ketibdi deydi. Biz semirib ketibman deydi. Semirib ketgan uchun yuguryapti. Bo'lmasa yugurmas edi bu. Nima deb yugurish kerak ekan o'zi? Innamal amalu binniyat birodarlar. Jismonan sog'lom bo'lishligim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsa xursand bo'ladigan ish deb turib chiqsa, sport bilan shug'ullanishi ibodat oladi birodarlar. Innamal amalu binniyat. Sport bilan shug'ullanishdan maqsad jismonan baquvvat bo'lsam, Alloh meni yaxshi ko'radi deb e'tiqod qilsangiz, shu sportingiz ibodat bo'ladi. Modomiki bu sport harom bo'lmasa-da, siz shug'ullanayotgan turi. Chunki Al-mu'minul qaviyyu khayrun va ahabbu ilallohi minal mu'minid zaif degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan, Muslimdan bu hadis. Imom Muslimdan. Kuchli mu'min zaif mu'mindan ko'ra Allohga yaxshiroq va mahbubroq. Tushunarlimi? Ayt, men qiziqmayman sportga. Seni qiziqishing so'ralmayapti. Men bitta to'p orqasidan 10tasi shunga o'xshab. Siz esli bo'lib o'tiraverasiz. Siz osh yeng, go'sht yeng, davleningiz ko'tarilsin, oshqozon ichak kasalliklarga uchrang, teri kasalliklarga uchrang, yuguring edi. Bilasizmi, yugurishlik qanaqa bir odamga foydali narsa? Habashlar dedi, Imom Muslim keltirgan hadisda Abu Hurayra roziyallohu anhu. Habashlar Rasulullohning huzurlarida xirob o'ynashayotgan edi. Masjidda xirob, haligi kaltagina nayzasini olib turib, o'sha jismoniy bir quvvatini ko'rsatish, chaqqonligini ko'rsatishlikdek bo'ladigan o'yin edi. Umar ibn Xattob masjidga kirib qoldi, qarasa haligilar masjidda sport qilyapti. Yerga engishib tosh olib haligilarni tosh bo'ron qilib qoldi. Masjidda shuna qilishasanmi deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Umar, tek qo'ying ular" dedi. Qayerda? Biz masjidda futbol o'ynaylik demayapmiz akalar. Hatto masjidda mana shu ish qilsa payg'ambarimiz ruxsat beryapti-ki, odamlarda o'sha jismoniy sog'lom bo'lishlikka bir targ'ib,